Sevgili seyirciler, Kardelen televizyon ekranlarından mutlu akşamlar. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla saatler 19'u gösterirken ana haber bülteninde karşınızdayız. Oldukça yoğun bir gündem var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelen haberlerle başlayacağız. Fakat daha sonrasında Erzurum için gururlu bir gün yaşıyoruz. Çünkü Erzurum Spor şampiyon oldu ve bu şampiyonluğa ilişkin tüm görüntüleri de ana haber bültenimizde sizlerle paylaşacağız. Öncelikle geçelim Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelen haberlerimize. Mardin Nusaybin'de 14 Mart'ta başlatılan operasyonlar devam ederken sabah saatlerinde acı bir haber geldi. Hainlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 2 asker maalesef şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde devam eden temizlik çalışmaları kapsamında yine hainler kalleşçe tuzaklarla kahraman Mehmetçiğimizi hedef aldı. Hainler tarafından bir binaya yerleştirilen el yapımı patlayıcı Mehmetçiğin bina içerisinde bulunduğu sırada infilak ettirildi. Yaşanan büyük patlamada Giresunlu jandarma uzman çavuş Süleyman Kul ve Maraşlı jandarma uzman çavuş Mevlüt Çetinkaya şehit oldu. 3 askerimiz de yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi. Hainlerin inlerine girip temizlik çalışması yürüten kahraman Mehmetçiklerimiz olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olay yerine takviye ekipler gönderildi. Hainlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı. Öte yandan şehit olan iki askerden Giresunlu uzman çavuş Süleyman Kul'un Nusaybin'de 3 hafta önce şehit olan arkadaşı uzman çavuş Bekir Kelleci'nin cenazesine katıldığı görüntüleri ortaya çıktı. Silah arkadaşının tabutuna sarılarak gözyaşı döken Süleyman Kul'un kendisi de şehit oldu. Bu olay bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini akıllara getirdi. Hiçbir polisimizin, askerimizin değil canını, serçe parmağını dahi oradaki beton ve demir yığınlarına değişmeyiz. Asker ve polislerimizin, köy korucularımızın verdikleri kayıplar çatışmalardan ziyade büyük miktarlardaki patlayıcılarla hazırlanan bombalardan kaynaklanıyor. Gerekiyorsa operasyon yürütülen yerlerin tamamen boşaltılması ve zaten artık kullanılamayacak hale gelmiş olan binaların uzaktan yıkılması yoluna gidilebilir. Evet değerli izleyiciler, ilk haberimizi ana haber bülteninde sizlerle paylaştık. Yine Doğu Anadolu bölgesinden ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelen haberlerle devam edeceğiz. Mardin'e götüreceğim bu kez sizi. Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri ülke insanının askerlerine ve polisine gönderdiği hediyeleri bölgedeki halkla paylaşıyor. Güvenlik güçlerine gönderilen bu hediyeler milletin her zaman onların arkasında olduğunu gösteriyor. İşte o görüntüler. Hain terör örgütüne yönelik operasyonların büyük bir kararlılıkla sürdüğü Mardin Nusaybin'de güvenlik güçlerinin en büyük moral kaynağı yurdun dört bir yanından gelen sevgi paketleri. Tamam mı? Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sevgili bizim için, bu vatan için canını içe saymış o güzel askerleri, belki babam, belki de abim yaşındasınız. Öncelikle bu zor günler içerisinden Rabbimizin izniyle sağ salim çıkmanızı yürekten diliyoruz. Sizin gibi yürekten yiğit kahramanları Allah başımızdan eksik etmesin. Dualarımızda yüreğimizdesiniz. Allah sizi her türlü musibetten korusun. Sağ salim barış içerisinde evinize dönmenizi yürekten diliyoruz. Güvenlik güçleri vatandaşların askere ve polise gönderdiği ikramları bölge halkıyla paylaşıyor. Kaç kişi var evde? Kaç kişi var evde? Önce bana gelin canım. Önce bana. Adın ne senin? Adın ne senin? Gelen hediyeler milletin her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduğunu gösteriyor.
Öyle mübarek işlersiniz ki Allah sizi başınızdan eksik etmesin. Sizi hep korusun, size çok şey borçluyuz. Bölge halkı ise gelen bu ikramlardan ötürü mutluluk duyuyor. Et ve tırnak gibi bütünleşmiş olmanın önemi burada bir kez daha görülüyor. Komutanım 4,5 yaşındayım ben de. Sevgili izleyiciler, şimdi Kilis'le devam edelim. Kilis'te DAEŞ tarafından atılan füzelerin etkisi altında. Bugün sabah saatlerinde maalesef yine füzeler geldi Kilis'e. Atılan roket mermilerinin dehşeti sürüyor Kilis'te. İlk belirlemelere göre son atılan roket mermisinden dolayı bir vatandaşımız hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı. Kilis'te Suriye'den atılan roket mermisinde ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Suriye'den ateşlenen bir roket Kilis kent merkezinde bulunan valilik binasının yakınına düştü. Atılan başka roketler de kentin farklı noktalarına isabet etti. Roketlerin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Öte yandan 18 Ocak'tan bu yana DAEŞ tarafından Suriye'den atılan roketler nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi de yaralandı. Kilis halkı ise atılan roketler nedeniyle endişeli. Türkiye'de canlı bomba olayı vardı ya. Şu an canlı bombanın büyüğü Kilis'te aslında. Bu Suriyeliler geldi gelerek Kilis'te hiçbir olay duydunuz mu? Gazeteci sensin. En fazla küçük çaplı olaylar meydana geldi. Ama bu bombalardan sonra halk artık bekle ne olacak? Bir çığır noktasına gelecek yani. Yetkililerden işte bir sahip çıkmalarını, halka açıklama yapmalarını, sabırlı olun, düzelir. Vatandaş her zaman tehlike kampında. Evet. Yani tedirgin insanlar şu anda. Bence karşılıklı bir şeyler var tabii. Buradan o tarafa atılıyor top. Caddede kim var? Her taraf kapalı. İnsanlar evden çıkamıyor. Vallahi sağlıklı bir şey düşünmüyorum ama mecbur bekliyorum. İşte gelmezseyim ama hükümetle tedbirini alsayım da. Evet değerli izleyiciler, DAEŞ militanlarının Kilis'e roket mermisi fırlattığını sizlere aktardık. Şimdi operasyonlara geçelim. NATO ve Türkiye tarafından terör örgütü DAEŞ'e yönelik yapılan son hava operasyonunda 492 DAEŞ militanı etkisiz hale getirildi. Böylelikle 9 Ocak 2016'dan beri düzenlenen 167 hava harekatında 862 DAEŞ'li öldürülmüş oldu. DAEŞ'e karşı düzenlenen son operasyonda 492 DAEŞ militanı öldürüldü. Düzenlenen son operasyonla birlikte 2016'da hedef alınan DAEŞ kamplarında toplamda 862 DAEŞ militanı etkisiz hale getirildi. Son hava harekatı sonrasında 492 DAEŞ'linin öldürüldüğünü açıklayan güvenlik yetkilileri operasyonları NATO ile birlikte yürüttüklerini ifade etti. Şimdi ise siyasi gündemle devam edeceğiz. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 54. yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı. Düzenlenen programda daha çok Erdoğan'ın yine dik duruşu haber manşetlerine konu oldu. Manşetlere konu oldu ifadelerini kullandık. Düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar esti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı bir konuşmasında dediği gibi Kılıçdaroğlu'nu görmezden gelerek söylediğini gerçekleştirdi. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 54. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde bir program düzenlendi. Hala daha darbe anayasası kurallarını savunmakla bilinen ve son zamanlarda aldığı kararlarla tartışmalara neden olan Anayasa Mahkemesi, kendi kuruluş yılını kutlarken devletin zirvesi de programa katıldı.
Sayın Cumhurbaşkanı. Abi biz de şanlıyız. Arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın anayasal terimlerle dolu konuşmasının haberlere konu olması beklenirken programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşu manşetleri alt üst etti. Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'na hakaret etmesiyle iki parti arasında siyasi gerilim yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da olaya dahil olmuş, Kılıçdaroğlu'nun hakaretvari tutumundan dolayı kendisini muhatap almayacağını söylemişti. Parayı harcayan bakan, köşeyi dönen bakan, birilerinin önüne yatan bakan, o bakanın hesap vermesi lazım. Açıklamaların ardından ikili ilk kez bir ortamda bir araya geldi. İkilinin selamlaşıp selamlaşmayacağı merak konusu olurken Erdoğan salondan ayrılırken herkesle selamlaştı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bile bakmadı. Bu tavrıyla dik duruşunu bir kez daha gösteren Erdoğan yine sözünün arkasında durdu. Şimdi ise yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından ilgilendiren bir gelişmeyle devam ediyoruz. Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bekir İzzetbegoviç'in babası Ali İzzetbegoviç'in ölüm döşeğinde Bosna'yı Erdoğan'a vasiyet ettiğini açıkladı. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı ve Ali İzzetbegoviç'in oğlu Bakir İzzetbegoviç, babasının ölüm döşeğindeyken Recep Tayyip Erdoğan'la olan diyaloğunu ilk kez açıkladı. Bosna Hersek'in son bağımsızlık savaşında gösterdiği dirayet ve liderlik, onu 20. yüzyılın ve tarihin en büyük devlet adamlarından biri yapmıştı. Ellerimi tutarak bana fısıldadığı birkaç cümle olmuştu. Merhum İzzetbegoviç, o da bana şunu söylemişti. Dualarımız sizinle. Bu topraklar Osmanlı bakiyesidir. Bosna'mı koruyun. Bosna'ma sahip çıkın. O size emanet demiş. Babasının ölüm döşeğinde Bosna'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a emanet ettiğini söyleyen Bakir İzzetbegoviç, aslında bu dostluğu babamdan devraldım diyebilirim. Yakın ilişkimiz babamın vefatından sonra başladı. Aramızda iyi bir arkadaşlık var. Ve bu arkadaşlık iki devlet adamının ülkelerinin çıkarı için tesis ettiklerinin de ötesinde bir şey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim gözümde diğer bütün politikacılardan ve devlet adamlarından çok farklı bir yere sahip dedi. Bakir İzzetbegoviç'in bir gazeteye verdiği röportaj şöyle. Babam Recep Tayyip Bey ile görüştüğünde tecrübeli ve akıllı bir devlet adamıydı. Gerek hapishane döneminde, gerekse savaş sırasında çok farklı insanları tanıma ve inceleme imkanına kavuşmuştu. İnsanların ruhunu iyi tanıyan ve ilk bakışta iyi veya kötü yönlerini, karakterlerinin güçlü veya zayıf noktalarını çıkarabilen birisiydi. Recep Tayyip Erdoğan'ın inancını, liderlik kapasitesini ve içindeki gücü ilk bakışta keşfetmişti. Ölüm döşeğinde Recep Tayyip Erdoğan'ı çağırıp Bosna Hersek'i ona emanet etmişti. Bunu gerçekten ölüm döşeğinde hasta yatağında yapmıştı. Erdoğan'ın son ziyaretinde bütün gücünü toplamaya çalışmış ve istediği etkiyi bırakmak için gayret göstermişti. Nitekim Erdoğan ziyaretinin ardından son derece mutlu ayrılmış ve rahmetli Aliya'nın iyileşiyor olduğunu düşünmeye başlamıştı. Bu ziyaret cumartesi öğleden sonra gerçekleşti ve babam ertesi gün öğleden önce ruhunu teslim etti. Bilge Kral, mekanın cennet olsun. Evet değerli izleyiciler, gelişmelerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın, Kandil'de saklanarak yaşamaya çalışan hainlerin başı, Bay'ın küstah tehditlerine cevap vererek küstahlığını yüzüne vurdu. Bu sabah Mardin'in Nusaybin. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kameralar karşısına geçerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kalın ilk olarak terörle mücadele konusuna değindi. Devletin kararlılığını burada bir kez daha vurguladı.
Terörle mücadele konusunda ki kararlılığımız arkadaşlar aynen devam ediyor. Gördüğünüz gibi bu alçak terör örgütü belli yerlerden çekilirken bile geriye bomba düzenekleri bırakmak suretiyle terörün çirkin yüzünü, alçak yüzünü göstermeye devam ediyor. Ama buna karşı bizim kararlılığımız devam edecektir. İbrahim Kalın'a hain elebaşı Cemil Bayık'ın açıklamaları soruldu. Yapılan küstah açıklamayı hainlerin yüzüne çarparcasına cevapladı. Terör örgütü liderlerinden biri uluslararası basına BBC'ye verdiği bir mülakatta Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile doğrudan temasın ötesinde bir diyalog içerisinde olduklarını söyledi. Böyle bir bilgi var mıdır sizde? Varsa acaba bir önlem alınmakta mıdır? Arkadaşlar bu iddia daha önce de terör örgütü liderleri tarafından dile getirildi ve ilgili devletler tarafından reddedildi. Biz tabii ki o devletlerin yaptığı resmi açıklamaları esas alıyoruz burada. Fakat burada ilginç olan şudur, bu terör örgütünün ne tür arayışlar içinde olduğunu, kimlerden medet umduğunu, belki de açıktan veya gizli kimlerle ilişki içerisine girmeye çalıştığını göstermesi açısından dikkat çekici bir husus. Erzurum'u yakından ilgilendiren 1015 olaylarını da değerlendiren Kalın, tek taraflı tarih anlayışı empoze edilmeye çalışılıyor dedi. Bugün de yansıyan beyanatlar çerçevesinde de şunun altını çizmek isteriz. Arkadaşlar bu tür terör örgütünü aklamaya yönelik çalışmaların gazetecilikle bir ilgisi yoktur. Bu terör propagandasına verilmiş dolaylı bir destekten başka bir şey değildir. Meşru taleplermiş gibi empoze etmeye çalışmak, dediğim gibi dolaylı olarak terör propagandasına yardımcı olmaktan başka bir şey değildir. Ve biz terörle mücadele konusunda bunlar ister basın üzerinden ister başka kaynaklar üzerinden kendilerine ne tür alanlar açmaya çalışırlarsa çalışsınlar, en kararlı bir şekilde bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Evet değerli izleyiciler, İbrahim Kalın'ın açıklamalarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi MHP'ye geçeceğiz. MHP'de de olağanüstü günler yaklaşıyor. 15 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşecek olan Milliyetçi Hareket Partisi olağanüstü kurultayı öncesinde partinin genel başkanlığı için aday olan Sinan Oğan, Koray Aydın ve Meral Akşener'e bir de eski Ülkü Ocakları Başkanı eklendi. MHP olağanüstü kurultayı öncesinde partinin genel başkanlığı için eski Ülkü Ocakları Başkanı Suat Başaran da aday olduğunu açıkladı. Bundan böyle en önemli gündemimiz toy tadında kurultayımızı toplayıp tüzüğümüzü değiştirmek olmalıdır. MHP'nin içinde bulunduğu durumu değerlendiren Başaran adaylığını da resmen açıklamış oldu. İnanıyoruz ki bu yönde büyüyecek ve sonuç alacak irade sadece partimiz adına değil, ülkemiz adına da faydalar sağlayacaktır. Çünkü gittikçe keyfiliğe kurban olan demokrasi partimiz aracılığıyla yeniden filizlenme zemini bulacaktır. Biz rahmetli başbuğumuzdan sonra bir genel başkan seçtik. Bu genel başkanı biz seçtik. Başbuğu biz seçmemiştik. Başbuğu bizi seçmişti. Eğer Ülkücü Hareket seçtiği genel başkanını, demokratik yollarla seçtiği genel başkanını yine demokratik yollarla gönderebiliyorsa bu Türkiye'ye bir mesaj verecektir. Ben sadece bu ihtimali bile çok önemsiyorum. Değerli izleyiciler, şimdi ise geçelim Erzurum haberlerimize. Tabii haberlerimizin büyük bir kısmını Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un galibiyeti ve şampiyonluk sevinçlerine bağlayacağız ve onları sizlere aktaracağız. Dün Tire 1922 ile karşılaştı Erzurum Büyükşehir Belediye. Rakibini 1-0 mağlup etti. Dadaşlar elde ettiği bu şampiyonlukla 2. lige yükseldi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un bu zaferi ise Erzurumlular tarafından coşkuyla kutlandı. Binlerce kişinin katıldığı kutlamalar sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2. lige yükseldi. Eline mavi beyazlı bayrağı alan vatandaşlarsa sokakta galibiyeti kutladı. Türkiye görsün şampiyon nasıl olur, eyvallah. Taraftar nasıl olur.
Bir Türkiye görsün. Beklenen bir şampiyonluktu. Geç de olsa yine de şampiyon olduk. Bu yıl ikinci yıllık, sonra birinciliğe inşallah çıkacağız. Herkes haddini bilsin. Erzurum Türk'tü. İzmir deplasmanında en yakın takipçilerinden biri olan Tire 1922'yi 1-0 yenen Mavi Beyazlı ekip puanını 68'e çıkararak ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Erzurum'da adeta bayram havası yaşandı. Ekip maçın ardından uçakla Erzurum'a geldi. Uçaktan inen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kulüp Başkanı Ali Demirhan, yöneticiler ve futbolcular Mehteran takımı ve çiçeklerle karşılandı. Erzurum Süleymanlısı, Erzurumlarımız bu şampiyonluğa hasretti. Yoğun bir mücadele neticesinde kulüp başkanımız, hocamız, yönetim, sporcularımız, futbolcularımız el ele vererek bugünü Cenab-ı Hakk'ın izniyle yakaladık. Son hedefimiz tabii ki bu değil. İnşallah Erzurum Spor Hak ettiği yere gelecek. Başta ulusal başkanımız Mehmet Sekmen Bey, tüm taraftarlarımız, teknik ekip, futbolcularım hepsini tebrik ediyorum. Şampiyonluk şehri hayırlı olsun. Göreve geldiğimizde ne olursa olsun, ne gerekiyorsa yapacağız. Bu takımı şampiyon yapacağız dedik. Vallahi de olduk, billahi de olduk. Hepinize teşekkür ediyorum, sağ olun. Kulüp binası önüne kadar yüzlerce aracın katıldığı konvoyla birlikte gelen takım aracı taraftarın sevinç çığlıkları arasında karşılandı. Takım otobüsü kulüp binasına geldiğinde ise adeta yer yerinden oynadı. Takım için kurbanlar kesildi, atılan havai fişeklerle gökyüzü aydınlandı. Futbolcularla birlikte halay çeken mavi beyazlı taraftarlar şampiyonluk özlemini şampiyon tezahüratları arasında eğlenerek kutladı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde Kardelen Televizyonu'nun canlı yayınladığı şampiyonluk kutlamalarında coşku 18 yıldır şampiyonluğa hasret kalan Erzurumluları da oldukça duygulandırdı. Futbolcularımı yanaklarından öpüyorum. Kulüp başkanımızı, yöneticileri, hocamızı tebrik ediyorum. Siz taraftarların yanaklarından öpüyorum. Hadi göreyim sizi Erzurum. Şahlanma zamanı. Erzurum'a şampiyonluğu tattıran başkan olarak kendisine bir ünvan daha katan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen coşkulu taraftarı aynı coşku ve heyecanla selamladı. Vallahi oldu, billahi oldu. Erzurum bu sene şampiyon oldu. Bu sözleriyle şampiyonluğun coşkusunu yaşayan Sekmen sezon boyunca dillerden düşmeyen şampiyonluk şarkısını hak ettiği gibi değiştirerek okudu. Erzurumlulara, hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen kulüp başkanımızı, yöneticilerimizi, hocamızı, bütün futbolcuları tebrik ediyorum. Ve her şeyden önce taraftara teşekkür ediyorum. Kış demeden, yaz demeden, kar demeden, yağmur demeden sahaya koştular, destek verdiler, hep hayal ettiler. Biz de şampiyon olur muyuz? İşte olduk. Vallahi oldu, billahi oldu. Erzurum bu sene şampiyon oldu. Şampiyon takımın şampiyon başkanı Ali Demirhan'sa mikrofonu eline aldığında heyecanı ve coşkusu her halinden belli oluyordu. Bu taraftarla, bu iyi insanlarla inşallah biz
Bir dahaki dönemde şampiyonluk yaşayacağız. Bu tarafta, bu şehir daha çok şaka ediyor. Onları ben çok seviyorum. Şampiyonluk şehri hayırlı uğurlu olsun. Sağ olsunlar. Şampiyonluğa yürüdükleri yolculukta kendilerine hep destek olan taraftarlara seslenirken gözleri dolan Ali Demirhan, kendilerini yalnız bırakmayan Sekmen'e de teşekkür etti. Ben öncelikle beni başkanlığa davet için Sekmen Başkanı'ma şükranlarımı sunuyorum. 18-19 sene sonra bu şehir şampiyonluk yaşadı. Onu yaşatan kulübün başkanı olarak da onu olmaktan da inanılmaz bir mutluluk diyorum. Konuşmaların ardındansa kurbanlar kesildi, davul zurna eşliğinde göbek atıldı. Sezonun başından bu yana Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Erzurumspor taraftarlarının, yani Erzurum'un yanında olan taraftarın yanında olup şampiyonluk ruhunu dünya çapına taşıyan ve yayınlarıyla her zaman Erzurumspor'un yanında olduğunu gösteren Kardelen Televizyonu yine bu coşkuyu naklen tüm dünyaya duyurdu. Canlı yayın ekibiyle kulüp binası önünde taraftarların coşkulu kutlamalarını naklen ekranlara taşıyan Kardelen Televizyonu, şampiyonluk coşkusunu yüreği Erzurum diye atan herkese aktardı. Evet değerli izleyiciler, görüntüleri izledik. Şampiyon kutlamaları tüm şehirde coşkuyla kutlanıyor. Şimdi takım otobüsüne geçiş yapacağız. Büyükşehir Belediye Erzurumspor hak ettiği şampiyonluktan sonra havalimanında büyük bir coşkuyla karşılandı ve takım otobüsüne binerek şehre doğru yol almaya başladı. Muhabir arkadaşlarımız Kadir Doğan ve Yunus Akgül takım otobüsüne binerek futbolculara eşlik etti. Futbolcu Serhat Akgül ise mikrofonumuzu eline alarak hocasına ve takım arkadaşlarına 18 yıl sonra gelen şampiyonluğu sordu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor futbolcuları takım otobüsünde şampiyonluk duygularını anlattı. Ligin bitimine bir hafta kala deplasmanda Tire 1922'yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa uzanan Erzurumspor'u karşılamak için binlerce taraftar havaalanına akın etti. Havaalanından sonra takım otobüsüyle kulüp tesislerine yönelen Erzurumspor'a Kardelen ekibi olarak biz de eşlik ettik. Futbolcu Serhat Akyüz Kardelen mikrofonunu alarak hocasına ve takım arkadaşlarına 18 yıl sonra kazandırdıkları lig şampiyonluğunu sordu. Bu takıma şampiyon yaptınız. Görüşlerinizi Erzurum halkına bildirmek, bizi de aydınlatmak isterseniz çok seviniriz. Saygılar. Şampiyonluk tek başına yapılmıyor, ekip halinde yapılır. Takımın gösterdiği mücadele, inancı, hırsı, sahadaki mücadelesi, taraftarlarımızın desteği, herkesin desteği bu takımı şampiyon yaptı. Sadece bir kişi değil, bütün halk, bütün taraftar, bütün futbolcularını tebrik ediyoruz. Yakışan bir şampiyonluk oldu. İnşallah buna devamı gelir. Çok sıkıntılar çektik kendi içimizde. Artık sevinme zamanı. Çok şükür şampiyonuz. Taner! Büyük kaptan Mehmet Albayrak'la birlikteyiz. Mehmet'im görüşlerinizi bizimle paylaşır mısınız beyefendi? Valla çok mutluyuz. Tüm takım arkadaşlarımı seninle dahil tebrik ediyorum. Hocalarımı, yöneticileri, taraftarlar armağan olsun. Bu şehir daha fazlasını hak ediyor bence. İnşallah seneye de aynı mutluluğu sezon sonunda yaşarız. Ağzına yüreğe sağlık kardeşim. Bol goller diliyoruz. İnşallah. Mikrofonlarımız Ahmet hocamızın yardımcısı Bülent hocamızda. Bülent hocam Erzurumspor'un şampiyonluk yolundaki geçtiğimiz saatleri, dakikaları, haftaları, ayları bir anlatır mısın bize? Saatleri, dakikaları hatırlamıyorum ki ben. Sonuçta şampiyon olduk. Herkes hayırlı olsun. Teşekkür ederim hocam. Evet. Devre arası aramıza katılan arkadaşlarımızdan Salih Aygen'le beraberiz. Salih, şampiyonluk hakkı, günün kahramanı. Bugünkü maçı ufakla şampiyonlukla beraber özetleyebilir misiniz? Çok şükür hocam. Bazen istediğimiz, arzu ettiğimiz duymuyoruz. Bir şey söyleyemiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Parmak atma bak. Yüce şampiyonluklar. Teşekkürler. Bana bir şey sorma. Şimdi bugüne kadar bizle beraber gelen, bizle beraber gelen, üzüntümüzle, sevincimizle, bizim her şeyimizle uğraşan genç bir adam vardı yanımızda. Mikrofonlar Uğur Bey'de. Uğur Bey, buyur. Çok şükür şampiyon olduk. Bunu bir Erzurum'a yaşattığımız için hepimiz çok mutluyuz. Burada futbolcularıma, hocalarıma,
teknik ekibi, herkese bunu armağan ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Başka da teşekkür. Biz de Erzurum halkı ve takım olarak sana çok teşekkür ediyoruz. Var ol kardeşim benim. Şimdi Erzurum'un çocuğuna gelmeden önce burada bir Karadenizli bir arkadaşımız var. Akçabat'ın bağrından kopan. Benim gördüğüm nadir oyunculardan biri Eren Çelek'le beraberiz. Eren'im, mikrofonlar sende kardeşim. Estağfurullah abi. Biz en son Erzurum maçından sonra takım halinde hocalarımla, yönetimde bazı abilerimizle işte kenetlendik. 9 maç oldu, 9 maçta galip geliyoruz. Biz bunu hak ettik. Zor şartlarda buralara kadar geldik. Kolay kolay değildi yani bu şampiyonluk. Erzurum halkına armağan olsun. İnanmayanlar da artık ne olursa olsun. Ömer! İnşallah hak ettiği yerde olur. Ya valla çok inandık ya. Biz çok istedik bu şeyi, kupayı. Allah biliyor ya, hiç işimize şüphe yoktu. İnsanların bize güveni gitmişti bir ara. Allah'a çok şükür bir seri yakaladık, kazandık. Mutluyuz. Erzurum'un çocuğu Murat Palin'le beraberiz. Murat, Erzurum halkı için görüşlerini... Gerçekten çok istiyorduk şampiyon olmayı. Bütün arkadaşlarımın, abilerimin, hocalarımın ayağına, yüreğine sağlık. Şampiyon olduk. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Evet, şimdi mikrofonlarımız... Kulübümüzde bizim için çok değerli olan, Erzurum için de çok değerli olan... Yunus... Kulübü dediğimiz Yunus abiyle beraberiz. Bravo, Yunus abi, görüşlerini söyle. Evet, söz verdik, şampiyon olduk. Yönetime, sporcu arkadaşlarım hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi günler geçireceğiz. Seneye de şampiyon olduk. Bunu da şimdiden sözü veriyorum. Malta bir maçında takımımızı ipten alan bu şampiyonluğa belki de hüperçinde bulunan Cihan kardeşimizle beraberiz. Cihan, ne düşünüyorsun abisi? Arkadaşlarımızın, dostluğumuzun ve birlikteliğimizin meyvelerini aldığımızı düşünüyorum. Şampiyonluk da böyle bir geldi. Teşekkürler Cihan. Evet, şimdi devre arası aramıza katılan, yıllarca Süper Lig'de oynamış, kalitesiyle bu takıma, abiliğiyle, güç, her şeyi katan bir arkadaşımız Fahri Tatan'la beraberiz. Fahri'cim, şampiyonluk hakkında görüşlerini güzel bir dille sen güzel anlatırsın. Bizim tercümanımız o kardeşim. Sen güzel anlatıyorsun. Biz çok istedik, inandık, başardık. Bizden daha fazla kimse istemedi. İsteyemezdi zaten. Böyle bir takımın parçası olduğu için çok mutluyum. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hepsini çok seviyorum. Tüm şehre şampiyonluk hayırlı olsun. Erzurum Spor'da Tilki Bilet diye okudun. Şampiyonluk hakkında neler düşünüyorsun kardeşim? En başından beri bir an bile inancımızı yitirmedik. Bugün de şampiyonluğumuzu ilan ettik. Bütün Erzurum halkına, bütün Erzurum taraftarına armağan olsun. Arkadaşlarımın, hocalarımın, herkesin ayağına yüreğine sağlık. Evet. Bizim kalecimiz son maçlarda çok az gol yedi. Onu çalıştıran, bugünlere getiren, emeği geçen Emin hocamızla beraberiz. Şampiyonluğu bize tattıran futbolcu arkadaşlarımızın hepsine ayaklarına sağlık. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bütün Erzurum Spor'a da şampiyonluğu hayırlı olsun. Teşekkürler hocam. En çok oynayan arkadaşlarımızdan biri Doğa ile beraberiz. Doğacığım, şampiyonluk hakkında görüşlerin ne kardeşim? Valla şampiyon olduk. Herkesten Allah razı olsun. Hepimize armağan olsun bu. Büyük bir mutluluk. İnşallah devamına gelir. Allah razı olsun kardeşim. Kalemizde güven veren, arkadan çok konuşan, çok destekleyen bir arkadaşımız. Kaleci Ahmet'le beraberiz. Abicim, şampiyonluk kalemizde. Ciddi bir şampiyonluğu sonunda garantiledik bugün. Çok mutluyuz. Emeği geçen herkese, eline, yüreğine, ayaklarına sağlık. Sezon başı inanmıştık. Bir söz vermiştik bu sene şampiyon olacağız diye. Ziyad Akyüz'ün katkılarıyla, tecrübesiyle, bize çok faydalı olan abimizin yardımlarıyla çok şükür bugün şampiyon olduk. Erzurum'a bu şampiyonluk hediyemiz olsun. Son haftaların formda ismi Erzurum Spor'un şampiyonluğunda benim gözümde en büyük etkisi olan bir adam Fatih Gül'le beraberiz. Fatih, görüşlerini söyler misin kardeşim? Valla zor günler geçirdik ama inandığımız yolda, davamızda hiç vazgeçmedik. Bunun sonucu da Allah'a şampiyonluğu nasip etti. Tüm Erzurum halkına, tüm büyük camiye hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah devamı da ileriki yıllarda gelecek. Bence İkinci yarı flaş ismi Serdar Deniz'le beraberiz. Serdar, görüşürüz. Canlı yayındayız kardeşim. Her şeye rağmen şampiyon olduk. Her şeye rağmen, herkese rağmen. İlk kere mesela çok kötü falan işte zaman geçirdik falan. Üstümüze oynadılar. Peki ikinci yarı bu performansını neye borçluyuz kardeşim? Neye borçluyum? Öncelikle Ahmet Hoca'ya borçluyum. Sonra da
Arkadaşlarıma borçluyum. Çok mutluyuz. Allah'a şükürler olsun. İnandık. Sezonun başından beri gerçekten çok zor maçlar oynadık. Bugün Tire'de gerçekten çok güçlü bir takım vardı karşımızda. 10 kişi kaldı ama futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. İnanılmaz bir mücadele gösterdiler. Kendilerine gurur duyuyoruz. Bütün Erzurum halkına bir şampiyonu parmağın olsun. Evet Sedat abi. Evet Sedat abi. Takıma ikinci yere katıldın. Çılgın. Neler hissediyorsun bu şampiyonla ilgili? Çok büyük. Yani senin tecrübenden çok faydalandık. Neler düşünüyorsun? Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Hiç böyle yalakalık falan yapamam. Buradaki çocukların hepsi pırlanta gibi. Bütün arkadaşlarım bir kişi hariç. O da Ferit. Hiç sevmiyorum onu. Ama gerçekten şampiyon olmaya inandık. Geldiğimizden beri biz de bedavaya buraya gelmedik zaten. Şampiyon olmak için geldik. Birazcık bu işte varsa sebebimiz Allah hepinizden razı olsun. Bravo reis! Ben bütün arkadaşlarımı, kardeşlerimi Allah razı olsun. Yırtlar üstüne! Oğlum yapmayın! Sevgili izleyiciler, Erzurumspor'la ilişkin haberleri sizlere aktardık. Şimdi ise yine Erzurumspor'la ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Fakat ana haber bültenimizin sonuna geldik. Erzurum'da değerli konuklarımız var. Sevgili Ayhan Türkes ve Esat Bindesi'nin gündem özel programında konukları olacak. Konuklarımız Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Ali Demirhan olacak. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Hemen ardından iki değerli konuğumuzla Erzurumspor'un şampiyonluğunu konuşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.